Arkadaşlar merhabalar. En son yayınladığım videoda herkes kamera olmadığı için biraz gözümüze garip göründü diyor. 5000'den fazla izlenen o video, teşekkür ederim. Gözümüze garip göründü falan filan demişler. O gün biraz yorgundum, gecenin de geç saatiydi ki şu anda saat sabahın 4'ü 4'ü çeyrek geçiyor. Ben bu videoyu hazırlıyorum. Üstüm başımı çıkarmıştım, yorgundum. Şu videoyu ayarlayayım, öyle yatayım dedim. Yani üstüm başımı çıkarttım, rahat bir şekilde oturdum. Sesimi açtım, arkaya videoyu koydum. Böyle bir anlatım yaptım ki bunlara alışın. Arada sırada böyle anlatım yapabilirim. Hani kamerasız falan filan anlatım yapabilirim. Şimdi herkes Dafak'ın bölümünü bekliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, yeni bir gelişme yok. Hala bir işte şu gün şu şöyle çıkacak diye bir gelişme gelmedi. Ama bugün ayın 6'sı. Bugün çıkma ihtimali var diyorlar. Biz o videoda ne demiştik? 5, 6 ve 7 önemli günler. Bu günler içerisinde 77. bölüm çıkabilir demiştik. Ki hala bu sözümüzün arkasında duruyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bir bilgilendirme, hani Dafak tarafından, modları tarafından veya diğerleri tarafından bir bilgilendirme henüz gelmediği için bunlar sadece teoride kalacak. 6 veya yani bugün 6'ya girdik. 6 veya 7. günler %50, diğeri biraz daha kuvvetli olabilir. Çünkü dinlenmesinin üzerinden, yani dinleneceğim diye mesaj atmasının üzerinden neredeyse bir hafta geçti ve daha da zaman olacak gibi görünüyor. Yani demek istediğim, bu zamanlarda yani önümüzdeki 3 gün içinde, bugün dahil 1, 2, 3, 3 gün içinde büyük bir ihtimalle yeni bölüm çıkabilir. Çıktıktan sonra belki canlı yayında oluruz, belki şeyde oluruz, bilmiyorum. Onun bildirimini yaparım ben size. Onları yapacağız. Ayrıca canlı yayınlarda oyunlara da devam edeceğiz. Şunun bildirimini yapmak istiyorum arkadaşlar. Her gün canlı yayın açmaya çalışıyoruz. Her gün canlı yayınlarda oyun ve sohbet yapmaya çalışıyoruz. Outlast oynuyorduk biliyorsunuz ama Outlast eski kanalda kaldı. Yani kapanan eski kanalda kaldı. Eski Mıstık TV'de kaldı. Yani öyle söyleyebilirim. Yine canlı yayında bir Outlast yapma ihtimalimiz var. Bunun bildirimini vereyim efendim size. Tabii ki Dafak tarafından bilgi geldiği zaman bunları size aktaracağım. Diğer taraflardan bilgi geldiği zaman bunları size aktaracağım. Ve ayrıca oyun kanalı olduğumuz için de yine oyun ve inceleme videoları aralıklı gelmeye devam edecek. İkinci bir kanal açıyorum. Yani sırf oyun. Canlı yayında söylemiştim ya, kamera yok, ses yok, no comment, no comment, yani no commentary, yorum olmayan oyunlar diye geçiyor. Onlar genellikle, yani no comment diye yazarsanız ne olduğu ortaya çıkar, o tarz videoları. Oyun kanalı olacak, oyun kanalı oluşturuyorum. Oyun kanalı oluşturduktan sonra paylaşırım. İsteyenin oraya gidip sadece oyun oynadığım videolar izleyebilir. Sesim olmayacak, görüntüm olmayacak, sadece oyun olacak. Bunun bildirimini de yaptıktan sonra Dafak tarafına tekrar geçmek istiyorum. Bildiğiniz üzere önümüzde beklediğimiz bölümler oldukça önemli ve kritik olacak. 77 ile başlayacak bu kritik bölüm, sonrasında diğer bölümlerle devam edecek. Yanlış hatırlamıyorsam 77, 82 diye biliyorum. 82 veya 83 diye biliyorum ve 87 diye biliyorum. Yanlışım varsa lütfen yorumlarda beni düzeltin. Bunlar çok ama çok önemli olacak. Ama hepsinden önce 77 şu an büyük bir atlama basamağı olacak. Ne demek istiyorum? Dafak demişti ya, 77'de muhteşem şeyler olacak. Bütün titanlar görünecek. Bu bir yeni karakter görünecek. Bu iki yeni kadın karakterler görünecek. Bu üç ve şimdiye kadar üzerinde çalıştığı en kritik ve tehlikeli bölüm. Tehlikeli diyorum. Neden? Çünkü bu bölümü mükemmelleştirmek için izin isteyip dinlenmeye çekildi bildiğiniz üzere. Ve hal böyle olunca insanları beklentisi tavan yaptı. Hali hazırda film ve dizi tarafına, yani TV show tarafına da girdiği için Dafak, orayla çalış burayla çalış, yani beklentiyi muazzam bir seviyeye koydu. Yani bunun içinde Dafak strese girdi, psikolojik bir baskıya girdi. Onun omuzundaki baskıyı hissedin. 42 milyonluk bir kanalınız var. TV showlarıyla anlaşma yapıyorsunuz. Ve insanlar sizden her gün ve her an video bekliyor. Böylesi bir topluluğu teselli etmek ya da böylesi bir topluluğu tatmin etmek diyeyim, daha doğrusu tatmin etmek diyeyim, neredeyse imkansızdır. Çünkü ne kadar muhteşem işler yaparsanız yapın, insanlar asla tam kelimenin tam anlamıyla tatmin olmazlar. Sürekli yenilerini isterler. Sürekli yenileri isterler. Bunu benim toplum içinde, benim YouTube kitlem içinde söylüyorum. İşte bölüm ne zaman gelmedi, niye atmadı, şöyle böyle. Ben de diyorum ki bu iş kolay bir iş değil. Hani adam çalışıyor okey ama Allah'ın her gün video çıkartamaz. Hani daha video çıkartalı 15 gün olmuş, 2 hafta olmuş, yani daha ne, 42 milyonluk bir kanal sonuçta. Tek güzel bir ekip var ama animasyonların ve teknik ve diğer tasarımların çoğunu Dafak kedi başına yapıyor. Hal böyle olunca ne yazık ki beklemek zorunda oluyoruz. Ama beklediğimize değiyor mu? Kesinlikle değiyor. Çünkü Dafak'ın bize sunduğu ve gecikmeli çıkan bu videolar neredeyse çok hızlı çıkan diğer fan medya yapımlarından
%100 daha güzel grafiklere, işlenmişliğe sahip. Hal böyle olunca beklemekten başka çaremiz kalmıyor. Bunun bildirimini yapayım. Ondan sonra dediğim gibi canlı yayınlarda Outlast ve diğer oyunlara devam edeceğiz. Şunu da söyleyeyim. Kick hesabımız Muti90. Bunu başta söyleyecektim ama unuttum ne yazık ki. Kick hesabımız Muti90 arkadaşlar. Kick hesabımıza da gelin 100 aboneye ulaşalım. Şu anda 34 aboneyiz sanırım. Kick hesabımıza da Muti90 diye gidip orada arama yaparsanız oradan çıkacaktır. Oraya düzenliyoruz. Resim falan ayarladıktan sonra oradan yayınlara başlayacağız. Haberiniz olsun efendim. Bir şans vermek istiyoruz oraya. Onun dışında kanala videolar ve böyle detaylı incelemeler ve anlatımlar gelmeye devam edecek. Gecikmeler olabiliyor. Aksaklıklar olabilir. Özellikle yan kanallar için söylüyorum. Bunun için özür dilerim. Tek başımayım biliyorsunuz. Hani hem videoları çekiyorum. Tamam, arkadaşlarım ve diğerleri bana yardım ediyor. Elbette videoları bulma ve getirme konusunda, ama videoları tek izliyorum, buluyorum değil, özür dilerim. Videoyu tek izliyorum, tek editliyorum, tek renderliyorum, tek yüklüyorum, yazılarını tek yapıyorum. Yani videoyu izleyip editlemek, renderlemek, yazılarını yazmak, yüklemek, yayınlamak sadece bende. Hali böyle olunca tek başıma yaptığım için bu işi çok zorlanıyorum ve çok zamanım gidiyor. Bazen de yetişmeyebiliyor ve bunun için özür dilerim. Ve teşekkür ediyorum buraya kadar izleyip vakit ayıran herkese dedikten sonra efendim. Mutlaka takipte kalın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyiniz. Yan kanalımız Mutu Reaction'a da göz atabilirsiniz. Orada da güzel farklı içeriklerimiz mevcut. Dediğimiz gibi tekrar Kick hesabımızı hatırlatmak istiyorum. Kick hesabımız Muti90. Oraya da gidebilirsiniz efendim. Canlı yayınlarda oyun ve diğer isteklerinizi alıyoruz. Yorum olarak aşağı yazmayı unutmayın. Çünkü hani gerçekten oyun içeriklerini arıyoruz. Elimde hali hazırda bir sürü oyun var. Ama insanların zevkine hitap eden güncel oyunları oynamak için elimde yeterli güçte bir sistem yok. Sistem iyi olduktan sonra çok daha güzel ve tatlı oyunlar oynayacağız. Özellikle canlı yayında güzel sohbetler edip güzel oyunlar oynayacağız. Bunun bildirimini yapmak istiyorum. Efendim ondan sonra videolarda farklı bir tat yakalamaya çalışıyorum. Bir giriş veya farklı bir şey yakalamaya çalışıyorum ama şu ana kadar başarılı olduğum söylenemez. Hani insanlar beni böyle sevdi. Doğal girimimi ve doğal izlemi sevdi. Mesela dün attığım kamerasız videoda hani insanlar biraz yadırgamış. Hani biz seni böyle tanımadık. Biraz kötü olduk. Hani kötü olmaktan kastı kötü olmuş video değil. İçerik biraz garibimize gitti. Hep seni görüyorduk diyorlar. Şimdi sen yoksa sadece sesin var, komimize gitti, güldüm diyenler falan filan var. Yorumlara baktım da. Daha yarım saat önce yorumlara baktım. Hepsini okudum. Mesaj yazacakları yazdım. Kalbimi de bıraktım herkese. Yani mesajlarınızı mutlaka yazınız. Hepsini okuyorum, gözden geçiriyorum. Hiç merak etmeyiniz efendim. Yan kanalın mesajlarını fazla bakamıyorum. Onun için kusura bakmayınız. Bunu süreçten sonra vaktinizi daha fazla almayacağım. Buraya kadar izleyip vakit ayıran herkese tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki günde görüşmek dileğiyle. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız efendim. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.